Evet futbolcuların evde kal çağrılarını, mesajlarını ekranlarınıza getirdik. Tabii ki bir taraftan da çalışıyor futbolcular zira e, ligler ertelendi ve ne zaman kaldığı yerden devam edeceğini hepimiz merakla bekliyoruz. Selahattin Kanalı ben hemen size dönmek istiyorum. Şimdi yapılan ilk açıklama e, Nisan ortasında e, ligleri yeniden başlatıp Haziran sonunda da e, bitirmeyi planladıkları yönünde federasyondan gelen ilk açıklama bu. Şimdi 8 hafta var e, kalan bir de Zira Türkiye Kupası'nda bir yarı final rövanşı ve bir final karşılaşması oynanacak. Şimdi buna göre siz takvimin nasıl işleyeceğini düşünüyorsunuz? Ne dersiniz? Ya önce Abdurrahim Albayrak daha yakalanmış herhalde. o genç Nüfustan sayılır. Kolayca atlatacağına inanıyoruz. Buradan geçmiş olsun diri terimizi iletelim. Bu arada ben onu da, da söyleyelim işine. hazır siz değinmişken Henüz resmi bir açıklama yok. E, ajans içerisinde tabii ki e, eğer Galatasaray Kulübü'nden resmi bir açıklama gelirse konuyla ilgili sizlere de bir, aktaracağız bir haftadır, diyelim. Bir haftadır kontrol altındaydı sevgili Eysi Şükran Hanım'la beraber. E, hala da tedavisi devam ediliyor. Tam konuş bir tanı değil. Onun için gün içinde resmi açıklamayı beklemek lazım. Evet. Biz şu ana kadar şöyle ama kontrol altında tutulduğunu biliyoruz. Yani Bu ko sağlık konusunda çok fazla ben bilgi paylaşmasam ama bugün evet. gerçekten medyaya da artık sızmış. Allah şifa versin. Kendisiyle yazışıyorum. Gün içinde hafta bir haftadır orada çünkü kendisi. Atlatacağım ben bunu üstesinden geleceğim de inşallah. Güçlü bir insandır o, çünkü. Tabii. Biz buradan şifa dileyelim Abdurrahim Albayrak'a. Kendisine, eşine... Allah çocuklarına bağışlasın, çalışanlarına bağışlasın. Çalışanlar ona sürekli patron hitap ederdi. İsimle hiç ithab etmezdi oraya zaman zaman gittiğimiz zaman. Ben de inanıyorum ya atlatacağına. İnşallah e, en kısa sürede sağlığına Tabii kavuşur. Tabii ki atlatacak. Ya bir kuşkumuz yok. Sadece iyi dileklerimizi iletiyoruz. O yaştaki bir insanın e, yani böyle çocuklarına bağışlasın türü bir noktaya geçmemize bile gerek yok. Tabii ki atlatacak. Biz geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Böyle ağız parayak Şeyi gelince Ezgi, e, 17 Nisan'da... İşte antrenmanlara başlayacağız açıklaması falan. böyle aklın ve bilimin penceresinden bakılarak değil de belki maddenin ve işte yayıncı kuruluşun penceresinden bakılarak yapılmış bir açıklama izlenimi verdi daha en başından beri bana bilim adamlarına güvenmekten başka bir şansımız yok bir bilim kurulumuz var ben kulüpler Birliği'nin bu açıklamayı yaparken bilim kurulundan görüş aldığını da inanmıyorum çünkü almış olsalar da böyle Tırnak içinde saçma bir açıklama yapmazlardı zaten. Ya da yani, acaba en iyi senaryoyu düşünerek mi yapıldı bu açıklama? Yani her şey planlandığı gibi giderse bu tarih uygun dur mu acaba? Deniyor. Pandemiyle mücadele edilirken en iyi senaryolar üzerinden mücadele edilmez. En kötü senaryolar üzerinden mücadele edilir. Ve topluma e, yönetilebilir bir korkuyu göndermek, ulaştırmak mücadelenin önemli e, maddelerinin biridir. Yani olmayan bir e, ihtimal üzerinden bilimsel pencereden bakınca olması çok zor bir ihtimal üzerinden siz insanlara iyi mesajlar verirseniz ondan sonra da dersiniz ki insanlar niye sokaklarda dolaşıyor çünkü bir mesaj alt, alt mesajını veriyorsun subliminal mesaj veriyorsun yani o kadar da önemli değil sokağa çıkalım gibi e, bu yüzden kulüpler Birliği'nin açıklamasının açıklamasına kendilerinin de çok inandığını düşünmüyorum. Biz uzmanları dinliyoruz, çok güvenilir e, tıp insanlarımız, uzmanlarımız yetişmiş, hocalarımız var, saygı duyulası. E, onların açıklamalarını eğer bir e, sentez yapabiliyorsak, o yeteneğimiz varsa ki herkeste az çok vardır. E, biz değil 17 Nisan'ı, 17 Mayıs'ta, 17 Haziran'da bile, hatta belki 2020 yılı içinde futbol hiç oynanamayacak. Çünkü e, bilim adamlarımız diyor ki, biz bu koronanın, ee, tam keşfedemedik, tam çözemedik. Nereye kadar gidecek, nerede duracak? Ee, i̇lacı bulunmamış, aşısı bulunsa bile en az bir yılı var. Ee, genel fotoğraf buyken iken, insanlara gereksiz yere e, ümit yüklemenin de toplumsal bir karşılığı yok. Varsa da zarar zararhanesine yazıyor. Ya yani buna çok dikkat etmemiz gerekiyor, herkesin, hepimizin ve olabildiği kadar bilim adamlarımızın e, söylediklerini ciddiye alarak. Sonuçta Kulüpler Birliği bir oyunun, e, futbol denen oyunun e, baş aktörlerinin toplanmasıyla bir araya gelmiş bir yapı. Yani oyuncu bunlar fakat diğerleri bilim adamı. ya Oyunculara değil bilim adamlarına güvenelim. Ve dediğim gibi e, öyle çok iyimser senaryolar en azından futbol için e, insanlara e, ulaştırmanın e, bir karşılığı yok. Dikkatli olalım. E, gerçeği... E, toplumun anlayabileceği şekilde topluma ulaştırırsanız toplumda onun karşılığı var. Toplum onun karşılığını verir. Sonuçta iletişim çağında yaşıyoruz. Herkesin her şeyden bir şekilde haberi oluyor. Önemli olan doğruyu seçip alabilmek ve e, selekte ederken bize sunulan vakaları, e, bilim adamlarının e, söylediklerinin penceresinden bakarak bunu yapalım. O zaman e, sıkıntımız e, kıs, kısa bir zaman diliminin, e, sıkışmış bir sıkıntıyı yoğun bir şekilde yaşayabiliriz. Fakat ondan sonrası aydınlık olur. Bilim bize bunu hep bunu gösterdi. Bundan sonra da öyle olacak. Dediğim gibi bilmiyorum e, ne kadar karşılığı var mesela savaşta bu söylediğimiz. Şimdi aslında ben Ama, de şöyle sormak istiyorum acaba bu bir ümit yüklemesi mi gerçekten? Yoksa gerçekten de liglerin yeniden devam etme senaryosuna karşılık futbolcuları, kulüpleri bir şekilde hazır tutma çabası mı? Sonuç itibariyle evde idman yaptıkça futbolcular belli bir miktar kondisyonlarından, motivasyonlarından e, e, evet, tamam, bir şeyler kaybedecekler. E, tamam, e, güzel de sen daha ne olduğunu, tanısını koyamadığın, çözemediğin bir... Mesela futbolcular da farkında olmadan, yani tanısı konmamış olsa bile korona taşıyıcısı olabilir üçümüz gibi bizler Tabii gibi kameraman arkadaşlar gibi e, tanısını koyamadığım bir şeyle ilgili insanlara hani önceden hazırlanma, hani evinde hazırlan falan hiç bilimsel bir yaklaşım değil. Ya, sporda da hayatın her alanında olduğu gibi e, bilimsel yaklaşımı gözetmek zorundayız. Çünkü bu son tahlilde bir pandemi ve bütün insanlığı te tehdit ediyor. Yani sporcuları ayırmıyor ya da yöneticileri ayırmıyor. Hepimizi birden ortak bir noktada buluşturdu. Bak hepimiz eşitlendik senin Rolex saatin 500 bin dolarlık Rolex saatin olması seni farklı kılmıyor benden. Yok yok. Ya da şey. daha başında yaşayan bir köylü olman da hiç fark. Şu an hepimiz eşitlendik. Yağmur evet. gibi yani. Herkes, yağmur herkes yağmur herkesi eşit yağar ya. Korona herkesi eşit yağıyor. Mücadeleyi de hep birlikte vereceğiz ve bilim adamlarımızın rehberliğinde yapacağız bunu. Yoksa evet. batarız. Savaş çorba. Ben şimdi kulüpler birliği ile ilgili bir şey söyleyeceğim. E, birliği son yıllarda zaten işlevini tamamen yitirmişti abi. Böyle toplantılara baktığın zaman yok. yaptırım gücü yok yapılan toplantılar, alınan kararlar sürekli tartışılan bir kulüpler birliği vardı. Burada en çok birlikteliğin olması gerektiği yerde bile bunu bile beceremediler. Zor şartlarda telekonferans yoluyla üçerli, beşerli toplu konferans tam olarak yapamadılar. Çünkü ben aldığım bilgi ilk önce bir kısım sonra bir kısım toplanarak kararları birbirlerine anlatan bir tür kulüpler birliği toplantısı yapıldı. Toplantıdan sonra ben hem Beşiktaş Kanadı'ndan hem Galatasaray Cephesi'nden aldığım bilgiler neler oldu diye sorduğum zaman söylenen şey şuydu. İki yani iki tarafta net ifade kullanmadı ilk önce. Dedi ki en iyisi en kötüsü. Senin az önce ifade ettiğin gibi. 3-4 farklı seçenek. En iyisini ve en kötüsünü masaya yatırdık. Fakat önümüzdeki günlerde sürekli bu toplantıyı tekrarlayacağız ve karar ancak o şekilde alabiliriz. Ama bugünden karar almak çok zor. Muhtemelen diğer kulüpler de aynı şekilde. E, toplantı bitti. Tabi ister istemez gözler kimde oluyor? Kulüpler Birliği Başkanı'nda. Toplantının zaten yapılış amacı belli. Fakat yapılış şekli gün şartlarında Telekonferans yolu olduğu için daha önceki toplantılar gibi herkesi bir arada göremiyorsun. Sağlam toplantılarda bile hepsi bir araya gelmedi çünkü. Küs olan gelmiyor, kızgın olan gelmiyor. Bu toplantı sonrası Sayın Başkan'ın yapmış olduğu açıklamalarda diğer kulüp başkanları gibi en iyisini ve en kötüsünü masaya yatırdık. Önümüzdeki günlerde bunda sağlıklı bir karar verebiliriz ama şu anda bir karar almamız mümkün değil demesi lazımdı. Efendim ön plana çıkardığı olay playoff oldu. Şu anda bir playoff gündemimizde. Evet var orada konuşulmuş. Playoff kaldığı yerden devam et. Tabii ki saçmalık en iyisi en kötüsü hadi en kötüsü olsun diyelim ki mesela. Saçma bile olsa en kötüsü. Ama orada bunu dillendirmemesi lazımdı. Sonra Galatasaray Başkanı hemen açıklama yaptı dedi ki biz dedi Hülöf dedi konuşmadık. Sağol Trabzonspor Başkanı Ağol. Ağol Ahmet Ağol, Ağol, Ağol açıklama Ağol yaptı. Kulüp, şey biz konuşmadık. Söyledim. Burada şu oluyor. Şimdi önce bahsettim ya. Bir şey biraz önce bahsettim. O toplu toplantıda yoktu. Sonra ikişerli, üçerli diğer kulüp başkanlarıyla yapılan konuşmalarda o playoff gündeme gelmiştir. Trabzonspor Başkanı ve Galatasaray Başkanı'nın yer almadığı toplantıda demek ki bunlar konuşulmuş. Dolayısıyla dakika bir, gol bir. Siz burada kenetlemediniz. Bundan sonraki toplantılarda lütfen ve lütfen madem ki kulüpler birliği olarak bir şeyler yapmak istiyor bu toplantılar zabıtlara geçilsin. Telekonferans yolda bile olsa zabıtlara geçilsin. Kim ne istedi kim ne yapıldı diye. Yoksa bu bilgi kirliliği sürekli devam edecek. Geçmez zabıtları. Geçmeyecekse. Geçirmezler. Geçmeyecekse. Onların bundan özel sonra gündemleri oluyor. O zaman, o zaman Mehmet Sepil Bey, Sayın Başkan'a buradan ben bir çağrıda bulunuyorum. Toplantı sonrası yapacağınız açıklamalar diğer kulüp başkanlarını hiç kimseyi dövmede altında bırakmayacak. Çünkü o yapılan toplantıda söylüyorum. Ya herkesin o telefon konferansa katılıp herkes aynı şeyleri duyması lazım. İki kulüp başkanı eğer biz play koymadık diyorsa burada o zaman başka şeyler ararım ben yani. Bugün takvim gazetesinde Mehmet ile bir çağrım oldu benim öyle bir, bir yazım oldu orada. <laughs> E, Göztepe Camiası'nı, İzmir'i, e, Türkiye'de futbolun ilk oynandığı yerler Selanik, Osmanlı coğrafyasında Selanik ve İzmir'dir. E, İzmir'in futbolunu yukarıya taşımak için bütün enerjisini harcamalı Sayın Sepil ve e, toplantıda konuşulmayan şeyleri artık kulağına mı fısıldandı onu da bilmiyoruz, bilemiyoruz. E, toplantı sonrası Türkiye gündemine taşımanın, çok iyi niyetli bir şey olmadığını, Göztepe'ye ve İzmir'e hiç yakışmadığını söylemek istiyorum buradan.